Ah. Ah. Neden öğlene kadar uyumuş gibi hissediyorum ben? Bak. Ah. 12 çeyrek geçiyor. Öğlen olmuş. Hangi kişi ya da sihir beni bu saate kadar uyutmuş olabilir? Taci? Taci? Nerede bu Taci? 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 Taci neredesin be adam? Nerede bu? Taci? Hiçbir şey göremiyorum. Görünmez oldu da mı göremiyorum? Nerede olabilir? Nerede olabilir? Görünmez olarak nereye gitmiş olabilir? Ya anne, biz Ece ile Lale burada sahne kuruyoruz ya. O yüzden şu iki masayı biraz ortalara mı alsak diyoruz. Aslında çok iyi fikir. Çünkü çok kalabalık gelecekler, yer açılmış olur hem de. İyi, tamam, yardım edeyim size. Yok yok, biz hallederiz. Aferin size. Çalışın bakalım. Sandalyelerden başlayalım. Ne hazırlığı yapıyor bunlar? Neyse. Yok, yok işte. Burada da yok. Ay, sihirleri olduğundan beri beni delirtecek bu Taci. Thank you.
Gözde abla sence bu kadar iyi mi? İyi, fazla doldurma. Üstüne daha domatesler kapak koyacağız. Bunlar olmuş mu peki? Bakayım. Bu kabakları çatalla derdik biz değil mi, içi pişsin diye? Derdik Yüzde abla, 14. kez söylüyorsun. Dolma biberler de benden. Bir de benimkilere bakın ama. Kızlar siz ne kadar hamar atmışsınız. Betüş Hanım bunları görünce bayılacak. Bence hepinizin annesini arayacak tek tek. Anneleriniz de sizinle gurur duyacak. Dolmaları biz yaptık. İnanamıyorum. Bu kadar kısa zamanda bu kadar çok dolmayı nasıl yaptınız? Biz konuşmadan yapıyoruz değil mi Toprak? Evet. Sihirle yapıyorsunuz değil mi? Ne yapalım, başka türlü beceremiyoruz. Ben yapmayı öğrendim de sihirle daha hızlı. Madem o kadar insana bu kadar yemek yetiştireceğiz, hızlı yapalım bari. Ben burada sıkıştım kaldım. Sihirle yapsam yakalanırım. Ama bitirdiğim bütün dolmaları yiyenler mutlu, sağlıklı ve paralı olsunlar diye enerji yolluyorum. Siz de yapın. Yapalım. İyi fikir. Ben de şimdi hepsini sihirle enerji yolluyorum. Bu akşam bunları iftarda kim yerse bütün dilekleri gerçekleşsin. Merhaba Ece Hanım, alışabildiniz mi? Alışabildim Faruk Bey. Güzel, çabuk uyum sağlayan ve çalışan insanlara bayılırım. Size bu holdingdeki felsefemden bahsettiler mi? Hayır efendim. En önemli kısmı atlamışlar. Çalışan parıldar. O her iş yerinde öyle değil midir? Bilemeyeceğim, ben patronum ve daha önce başka iş yerinde çalışmadım. Ama belki biz bu holdingde çalışanları daha sık ödüllendiriyor olabiliriz. Değil mi? Kolay gelsin. Sağ olun size de. Kolay gelsin Yavuz Bey. Size de. Sıkıldın mı? Ya biraz değişik bir insan. Bu arada çok meşgul müydün? Yok, işçilerin Ramazan ayı ikramiyelerini hazırlıyorum. Harika. Bir şey mi istemiştiniz? Buyurun. Benim 4 sayfalık bir çeviriye ihtiyacım var. İngilizce olacak ama problem değil. Akşama kadar versen olur. Yok, hemen hazırlarım. 1 saate. Yok yok, acelesi yok. Akşama kadar versen olur. Tamam. 9 ay önce... Başın sağ olsun. Bu arada Ecenaz, bu holdingde herhangi biri sana istemediğin bir şekilde davranacak olursa beni de Sadık Bey'i de bir büyüğün olarak görebilirsin, tamam mı? Tamam, teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Size de. Bu Faruk Bey var ya abi. Ben bu adamın ciddi ciddi bazen ruh hastası olduğunu düşünüyorum. Allah Allah, hayırdır, ne oldu ya? Abicim kıstırmış Ecenaz'ı. Çalışan parlar giyiği üzerinden kızı yokluyor. Bak görüyor musun ya? Hayret bir şey ya. Tabii kız zeki, güzel, çalışkan bir kız ya, hoşlanmıştır, onun için yapıyordur. Ya yazıktır be kardeşim. Kızcağız daha yeni dul kalmış ya. Ayıptır be, günahtır ya. Ya Faruk Bey için ayıp diye bir şey var mı? Böyle bir mefhum var mı? Yok tabii, değil mi? Ya düşünsene bak, Betüş söyledi bana ya. Artık Avni'nin kuzenine bile ya. Olacak şey değil ya. Daha nişanı atalı 1 ay bile olmadı kardeşim. Of! Bak abicim, bu adam dışarıda ne yapıyorsa yapsın. Ama şirkette yeter abi.
Bak etrafımıza, hep eski Kuş Bey'inin nişanlıları var. Değil mi abicim? Bak biz iki silahşör olmasak var ya, bu şirket batar. Bari aramıza katılan iyi insanlara bir şey yapmasın ya. Bak, bence Ecanaz asla ona yüz vermez. Evet, vermez. Ama kızcağız inciniyor abicim. Görmedin mi? Almış, ölen kocasının resmini masasının üstüne koymuş ya. Ya, ya gördün değil mi? Gördüm abi, gördüm. Abi biriyle acın aynı olduğu zaman onu daha iyi anlıyorsun. Ne bileyim, onu korumak istiyorsun. Ya bir kardeş gibi. Üzülüyorum abi işte. Bu. Bana kendimi hatırlatıyor. Bir de abicim o kadın. Onun için daha zor. Doğru, çok haklısın ya. Ha, biliyor musun? Betüs söyledi, ben de onu akşamki iftar yemeğine davet ettim, biliyor musun? Dul kadınlara iftar yemeği veriyor Betüs. Çok güzel bir şey yapmışsın abi. Yani, kafede böyle her gece ayrı bir program yapılıyor, tamam mı? İftar programı. İşte bazen böyle kimsesiz çocukları, bazen yaşlıları, bazen emekleri falan çağırıyor. Ya yani bir kez daha aşık oldum Betüş'e, inanır mısın? Düşünsene, evde bütün börek, çörek, dolma, molma her şey evde yapılıyor, kafeye geliyor. Yani vallahi çok hoş bir şey ya. Çok, çok hoşuma gitti ya. Her gece bir başka iftar yemeği oluyor bizim orada. Abi süper. Bravo vallahi. Çok samimi söylüyorum, sevabınız çok büyük olacak. Öyle öyle. Zaten Betüş'ün cennette yeri hazır, merak etme. Canım benim ya. Tarihinden kalmış herhalde. Şurası boştu. Başka. Ha, şunu da kaldıracak. Evet, evet. Gayet sade ve şık. Ay, bunlar ne böyle? Ay. Alışverişi bitirdim, geldin. Hoş geldin canım. Maşallah, maşallah. Evimiz pek güzel olmuş, fotoğraflarımız gelmiş. Ne kadar değişmiş bu. Ay, çok güzel çıkmışız değil mi? Ay ne yapayım abicim, daha aslında istediğim şeyleri yapmadım ama... yapınca evin bütün havası değişecek, biliyor musun? Aman gelendi, gidendi, hani Efecan'dı, kuzenindi falan derken... bir türlü fırsat bulamadım ki, anca baş başa kalabiliyoruz. Bak, bak senin alışkanlıklarını bozduysam söyle bana... hemen yani yerine koyarım yani. Yok yok, çok güzel olmuş, çok güzel olmuş. Biliyor musun? Bu eve bir kadın eli değmiş. Şimdi de o kadına bir erkek eli değsin. Her fırsatta sokul değil mi abi? Biliyorsundur canım. Canım sen ne diyorsun? Şimdiye kadar fırsat vardı da biz mi değerlendiremedik? Ancak baş başa kalabildik. Şimdi değerlendirelim diyorum. Fırsatçısın sen ha. Ne aklıma geldi Zeyno. Sen bu salonu
böyle el değirdin. Ha. Bambaşka olmuş, çok güzel olmuş. Acaba diyorum yatak odasına da bir el attın mı? Hadi göstersene, yatak odasını da göster bana. Ay avne, şu hevesini akşama sakla lütfen ya. Utandırıyorsun beni. Yo yo, saklayamam. Ne demiş büyüklerimiz? Gündüzün işini akşama bırakma, karanlıkta kalırsın. Hadi hadi göster dur, bana. Dur dur dur, bir saniye. Bak bir şey diyeceğim sana. Ne? Abiciğim benim kafam buna takıldı. Yani bunu depoya kaldırsak diyorum. Çünkü yatak odasında denedim, fazlalık oluyor. Efecan'ın odasına girecek yer yok. Eşya dolu yani. Bunu kaldıralım diyorum depoya. Yok Zeyno, bunu kaldırmayalım. Bu kalkmayacak, bu yerinde duracak. Ay niye canım? Niye yerinde duracak? Değerli bir tablo değil, vazo değil yani. Salonda çok çirkin duruyor. Zaten gökyüzü ne kadar görünüyor hayatım. Kaldıralım gitsin. Kaldırmayalım aşkım, kaldırmayalım. Bak ben zaten görebildiğim kadar bakıyorum bununla. Ya herkesin bir şeye ilgisi vardır. Benim ilgim de bu. Onun için bu yerinde kalacak. Ay niye kalacak yerinde, anlamadım avni yani. Hayır niye bu kadar kıymet... Bana bak, kuşkulandırıyorsun beni. Yoksa bu Suzan'ın hediyesi falan mı avni? Yok canım, nereden çıkardın? Kimsenin hediyesi değil. Ya ben diyorum ki bu baş köşede kalacak, o kadar yani. Bu teleskop işini de ama büyüttün canım. Ben mi büyüttüm? Ben mi büyüttüm? Sen tutturdun teleskopumda teleskopum diye. Yani şu demir parçası şeyi... Aa, inanamıyorum sana yani. Ya bak canım, herkesin bir ilgi alanı vardır. Kimisi arabaları çok sever, onları biriktirir. Onları da elinde tutmaya çalışır. Yani herkesin bir hobisi vardır. Bu da benim hobim. Lütfen hobime fobilik yapma. Ay gerçekten tuhafsın yani. Şu teneke parçası için beni üzüyorsun ya, aşk olsun ya. Bana bak, sen bu teleskobu buradan kaldırmadan yatak odasını falan unut. Unut, unut, unut. Yatak odasını mı? Hiç olmazsa koridoru gösterseydin. Sen bunu kaldırmazsan ancak kapıyı gösteririm. Hadi canım, hadi, hadi, hadi. Akşam da koynunu ona alırsın artık. Yapma. Bak, ne olur ikinizin arasında bırakma beni. Alışverişten geldiğinde de bunları mutfağa bırak. Böyle salonun ortasına değil, tamam mı? Ya, ama Zeyno. Ya teleskop, bak görüyor musun? Senin yüzünden neler çekiyorum. Seni kaybetmemek için neler kaybediyorum, görüyor musun? Bakalım sen bana ne göstereceksin. Gelmedi. Neyse. Perihan! Neredesin? Ya da neredesiniz? Ha, Perihan'ın aynası şimdi bana yerinizi gösterir. E tabi koskoca Perihan peri. Görünmezi de gösterir. Aa, bu ne bu? Betüş'ün kafesi. Ama Perihan'ı göstermiyor. E ne demek bu şimdi? Onun olduğu yeri gösteriyor ama kendini göstermiyor. Perihan! Perihan! Perihan neredesin? Cevap ver bana. Duymuyor musun beni? Duyuyorum Dudu. Fakat şu an sana cevap verecek durumda değilim. Ne varmış durumunda? Taci'yi alıp bir yerlere mi kaçtın yoksa? Taci mi? Ne alakası var? Ben Taci'yi dünden beri görmedim. Kızının kafesindeyim, yalnızım. Demek gerçekten de Perihan'ın sihirli aynası... ...görünmez olanın en azından nerede olduğunu gösterebiliyormuş. Perihan teyze, burada mısın? Geldiğine niye haber vermedin? O kadar meşgulsünüz ki işinizi bitirin diye bekliyorum. Anacığım deli deli bağırmasa seni tedirgin etmeyecektik. Hadi işine gücüne bak kızım. Çocukların dikkatini çekmeyelim. Betüş'ü görüyorum, Cem'i görüyorum, Barış'ı görüyorum. Seni göremiyorum, yalancı. Çaktırmayayım da şatosunda olduğumu anlamasın.
Sen kime yalancı diyorsun? Terbiyesiz. Görünmezim de ondan göremiyorsun. Bekle de gör. Gör de kapat çeneni. Perihan teyze. Merhaba. Merhaba çocuklar. Merhaba. Kolay gelsin. Teşekkürler. Nasılsın Perihan teyze? İyiyim canım. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben çiçekleri alayım. Bahçeye koyalım onları. Rahatladın mı? Bak kocam burada değil işte. Size nasıl güveneyim Perihan? Belki Taci de görünmez. Oradaydı ama ben göremiyorum. Ayrıca o da artık sihirler yapabilir değil mi? Periler aşkına bir süre sus Dudu sus. Çocuklar iş yapıyor. Burada gözümüzün içine bakıyorlar. Ne soracaksan bekle. Şuradaki işler rahatlasın. Öyle sor. Tamam, sana 5 dakika mühlet veriyorum. Sonra seni sorguya çekeceğim. Bu sihirli ayna hakikaten benimkinden kuvvetliymiş de... acaba nerede bu Taci? Perihan görünür de o yanında görünmez halde mi acaba? Betüş, bu anam var ya, anam beni çıldırtacak. Takmış Taci'ye, kaybolmuş. Hesabını benden soruyor. Ben nereden bileyim canım? Hayır, nasıl da zan altında bırakıyor insanı? Perihan teyzeciğim, sakin ol. Sen annemi bilmiyor musun? O babamı uçan kuştan bile kıskanır. Tamam hayatım ama adamın eline sihir gücü vermişler. Gider gider. Ben nereden bileyim canım? Bütün konuştuklarınızı duyuyorum. İnkar etmeye kalkma. 5 dakika süre vermiştim. Süren dolmak üzere. Ay ne olur aldırma Perihan teyze. Aldırma. Bak ben onların hesabını bunu nasıl soracağım göreceksin. Göreceksin bak. Düşme üstüne, boş ver, bırak, aldırma. Nasıl oldu dersiniz? Ay ellerinize sağlık. Harika olmuş. Aferin çocuklar size, çok güzel. Ay Perihan teyze biliyor musun? Bu yaz benim kafedeki en güzel yazım. Yani o kadar güzel çalışıyorlar ki... daha aklımdan geçen bir şeyi hemen yapıyorlar. Hatta aklımdan geçmesi bile yapıyorlar. Tabii Betüş, genç onlar. Bazı şeyleri senden benden daha iyi görüyorlar. Öyle. Anne ya şu masaları bitirelim, ondan sonra biraz mola istiyoruz biz. Tamam hayatım, hakkınız. Annemi onlar mola verdiği zamana bırakalım. Öyle yapacağım. Belli ki bu münakaşa uzayacak. İyi ki de görünmezlik sihiri yapmayı becerebildim. Oh be! Dudusuz, vıdı vıdısız, sevgi, ilgi, alaka gördüğüm bir yerdeyim. Üstelik ömrümün bütün emekli maaşını biriktirsem asla gelemeyeceğim bir yerdeyim. Taci, welcome to Bahama. Yorulmuşum ya, ellerim ağrıdı. Sen? Benim de öyle. Yavrum 2 gün sonra büyüyüp gelin olunca bütün o dolmaları siz yapacaksınız. Ama herhalde günde 500 tane yapmayacağız. O zaman dua edin de kalabalık bir aileye gelin gitmeyin, olur mu? Ya ben biriyle evleneyim de isterse 500 kişilik ailesi olsun. Ya sen ne kadar olumsuzsun. Daha kaç yaşındayım? Karşıma doğru biri çıkacak desene. Ya herkes tutturmuş olumlu düşün, olumlu olsun diye. Ben her zaman hayal ediyorum, hiçbirisi olmuyor. Ya ben Babukat ablaya çok üzülüyorum. Bir siye yapayım içimizdeki en güzel kız olsun. Sakın. Perihan teyze anında yakalıyor. Evet, benden de söylemesi. Anne. Efendim Zeytin. Bahçeye çıkabilir miyim? Ha iş bitti ya, bahçesi geldi. Ne yapacaksın bahçede Efecan yok? Oynayacağım. İyi kızım çık ama yarım saat. Bir. Yarım. Peki. Ya niye öyle bakıyorsunuz? Sence niye? Bak sakın sihirli şeylere kalkışma. Tamam, Bukat ablaya hiçbir şey yapmayacağım. Söz dinliyorum. Biz yine de Buket'i korumaya alalım. Ben de arkadaşımın dünyanın en güzel kızı olmasını istiyorum ama risk alamam. Sana katılıyorum. Hmm.
yüzümü öğretiyordu. Çabuk geri gönder beni. Korkma Efecan. Hep ben seni buraya götürürken kopyanı bırakıyorum ya. Nasıl yani? Ben buraya geldim. Benim yerime kopya mı yüzümü öğreniyor? Evet. Ya çabuk geri gönder beni. Ben de öğrenmek istiyorum. Of Efecan, of. Niye of ya? Yani sen bazen nasıl arkadaşının peri olduğunu unutuyorsun? Al, şimdi milli yüzlerden bile daha iyisin. Nasıl yani? Ben şimdi yüzme mi öğrendim? Evet. Sırt üstü, dalgıçlama, kelebek, kurballama hepsi. Yok canım, inanamıyorum. İstersen gidelim de kanıtlayayım. Havuza? Annemin yanına mı? Hayır, denize. Gidebiliriz. Nereye gideceğiz? Bilmem. En iyi deniz neresi? Birine soramaz mıyız? Aslında Taci işleme sorabilir. O gençliğinde dünyanın bütün güzel yerlerini gezdi. Ya söylemezse, denize gittiğimizi annenlere söylerse? Söylemez. Onun bile yeni sihirli güçleri oldu. O bile şu anda nereleri geziyordur. Taci enişte, Taci enişte. Ay bir takım sesler duyuyorum ben. Sanki birisi Taci enişte diyor gibi geldi bana. Evet. Zeytin. Neredesin? Sen söyle önce. Halanın yakınlarında mısın? Aksi takdirde benim nerede olduğumu söyleyemem sana. Yok, halamın yanında değiliz. Arkasım Efecan var ya, onunla birlikteyiz. Asıl Duda halam yanında değilse biz senin yanına gelebilir miyiz? Sen bir şey danışacaksın da. Yok, ben Dudu halanla birlikte değilim. Dünyanın bir ucunda kafamı dinliyorum ben. Bak, nerede olduğumu sana söylerim ama sen kimseye söylemeyeceğine söz verirsen. Söz! Bahamalardayım. Orası da neresi? Sihirli haritandan bakarsın, buranın neresi olduğunu anlarsın Zeytin. Halan da öyle yapar. Bilmediği yerlere giderken GPS kullanır. Tamam. Birazdan yanında olurum. Orası Mayo'yla gelinecek bir yer mi? Ne diyorsun sen? Burası tam Mayo cenneti. Teşekkür ederim. Konuşmaları duydun mu? Hayır, ben peri değilim ki. Nereden duyayım? O zaman ben sana konuşmaları yolda anlatırım. Ama önce Taci eniştemi nerede olduğunu bulmam lazım. İşte şurası. Peki ya biz neredeyiz? Biz de şuradayız. Ama orası çok uzakmış. Hadi birkaç saniye çek. Cennet gibi. Taci enişte. Taci enişte. Taci enişte. Taci amca. Taci enişte. Bana sesleniyorlar galiba. Taci enişte, merhaba. Merhaba Taci amca. Hoş geldiniz. Çocuklar, kimseye söylemediniz değil mi buraya geldiğinizi? Asla. Vay canına. Bu ne güzel bir deniz. Evet, hadi gidelim güzelim. Bir dakika çocuklar, bir dakika. Anneleriniz, babalarınız sizi nerede biliyor? İkimizin yerine ikimizin kopyası var. Zeytin, fark eden olursa bunun cezası çok büyük, biliyorsun değil mi? Çok büyük. Biliyorum, evet.
Fakat ama sen bana bir sır verdin. Ben de susacağım dedim. Eğer ama Dudu Hanım'ın nerede olduğunu bilmesini istemiyorsan sen de benim sırrımı tut. Bak sen şu küçük şantajcıya. E tabii Dudu'nun torunu. Uçmayı mı öğrendi de uçtu, yok oldu? Perihan! Perihan, yettin artık. Daha fazla beklemeyeceğim. Perihan! Anne? Yok bir şey canım, elimden kaydı. Dudu, kafayı mı üşüttün? Burada çoluk çocuk iş yapıyoruz. Ne bağırıyorsun avaz avaz? 5 dakika dedik, saatler geçti, saatler. Senin işin gücün sofra kurmak mı, yoksa görünmezleri ortaya çıkarmak mı? Taci nerede, Taci? Aa, bana sorarsan Taci aslında senin yanında ama görünmez olduğu için benden saklıyorsun. Çıkar kocamı ortaya, çabuk. Anne, farkında mısın? Cem'le Barış'ın yanında bizi zor durumda bırakıyorsun. Tam işimizin gücümüzün ortasında bizi durduruyorsun. Şimdi ne oluyor diye soracaklar. Oldu mu? Sizin işiniz halloldu. Şimdi benim işime bakalım. Dudu, Dudu sen aklını mı kaçırdın Dudu? Şurada çocuklar iş yapıyor, biz yardım ediyoruz. Yok işte, yok bak kocam burada yok. Hiçbir yerde yok. Ha, yok. Yerde yok, gökte yok, orada yok. Betüş'ün yanında değil, senin yanında değil. Şatonda bile değil. Elinin körüne... Bir dakika Dudu Hanım. Senin şatonda da yok dediğine göre sen kocanı aramak için ta benim şatoma mı girdin? Yok canım, niye şey yapayım benim, ben kendi sihirli aynamdan bakmış olamaz mıyım? Olamazsın çünkü ben aynamı mühürlerim. Betüş, sihirli aynayı aç. Hemen kız. Hemen. Eyvah, beni şimdi burada yakalayacak. Kimse yok. Sen nereden geliyorsun öyle bakalım aynanın içinden? Sana ne? Kocam nerede sen onu söyle. Anne sen yoktan anlamıyor musun? Bak Perihan teyze ne diyor? Yok, yok, yok. Ya Perihan teyze babamın bekçisi mi? Ah, nesiyse nesi. Ya da nesi olmak istiyorsa. Sen daha iyi bilirsin. Ah terbiyesiz. Ne yaptın bana böyle? Kal öyle işte. Sen bana terbiyesiz diyemezsin. Sabaha kadar kal, öbür sabaha kadar da kal. Aklın başına gelsin bakalım. Sen bana yalancı dedin. Çabuk o sözünü geri al. Sen bana kocana göz dikmiş kadın muamelesi yapamazsın. Al bütün o çirkin sözlerini geri. Hadi bakayım. Almayacağım işte. Almayacağım işte. Almazsan seni bütün gün, bütün gece o kanepeye mıhlarım, hiçbir yere kıpırdayamazsın. Betüş, ne biçim evlatsın sen? Şu çılgın Perihan'a mani olsana. Anne, Perihan teyze sana hiçbir şey yapmadı ki sen ona sataşıyorsun. Babanın görünmez bir halde onun yanında olmadığı ne malum Betüş? Ay anne, babam burada olsa kendini benden saklar mı? Perihan teyze, bırak sakin ol, gel. Gel aynadan babamı arayalım ha. Hadi. En azından bir deneyelim. Evet. Yok.
Kendime kahve koyacağım dostum, ister misin? Evet, içerim ben de Yavuz. Şekerli, şekersiz? Şekerli olsun lütfen. Yeter ya, biraz mola verelim kardeşim, olacak gibi değil ya. Vallahi beynim allak bullak oldu çalışmakta. Doğru söylüyorsun, al benden de o kadar. Al. Sağ olasın Yavuzcuğum. İki. Rahat at. Sağ ol, sağ ol. Ha. Yavuz ya, şu senin ev işi ne oldu? Hı? Anahtarı kapıcıya verdim, alıcı adayları gelip gidiyor. Ya Yavuz, ben bizim oradaki bütün evlere baktım. 2000'den aşağı ev yok vallahi. Artık 2000, 2500 gözden çıkardım. İnşallah sahibinden olur bari. Aa, şu kayınvalide işi ne oldu senin? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani bize yerleşin derken bence gerçekten samimi. O samimiyet bana geçti. Yani ben olsam yapmaz, biliyor musun? Niye? Çünkü ben şey, şapşal damadım, sense kıymetli damatsın. Ne alakası var abicim ya? Ne alakası var? Seni de çok seviyor. Boş ver Yavuz'um, geç bunları, geç geç. Ya ilk evlendiğim zamanlar yani neler yaptı bize, anlatamam sana. Bunu bir ben, bir Betüş, bir de yukarıdaki biliyor. Bakma şimdi, torun sevdasını düşündü, benimle uğraşmıyor tabii yani. Ha, ben de onun yaptığı kötülükleri unuttum zaten, boş ver ya. Ama bak, sana objektif olarak söylüyorum, cidden seni çok seviyor. Valla ne bileyim, Eda'dan dolayı da olabilir. Yani sonuçta kızından kalan bir ben varım, bir de Toprak var. Yani onu hatırlatan da bir tek biz kaldık. Neyse abi, ben ciddi ciddi bu durumu düşündüm zaten. Belki bir müddet ona yerleşsek onun için çok iyi olabilir. Zaten Toprak sürekli anneannesinde. Çok da düşkün kendisine. Olabilir yani. Evet yani, buraya kadar mantıklı yani, Toprak için diyorum da. Ya beni düşündüren şu. Sen onunla yapabilecek misin Yavuz, ha? Abi biliyorsun, ben onu çok rahat idare edebiliyorum. Ki bana çok da eğlenceli geliyor. Onu da söyleyeyim sana yani. Ama tabii bilmiyorum, büyük konuşmak iyi bir şey değil, denemek lazım. Yani işte bir Eylül olsun bakalım, sen bir dene, ne olacak? Yani sonra kendi evini tutmak istersen onu açıkça baştan söylersin. Dersin ki ben kendi evimi tutmak istiyorum. O zaman kırılmaz sana, merak etme. Ya. Onun deposu da var değil mi kocaman? Aa, tabii tabii, bir deposu var. Eşyalarını oraya koyarsın. Aynen. Çok iyi olur. Olabilir. Neyse abi, o gün gelsin tekrar konuşuruz. Doğru doğru, haklısın. Oh, bugün bayağı yorulduk değil mi Yavuz? Aynen öyle abi. Kesin evde kalıyorsunuz değil mi? Evet Firuze abla. Peki, kapıyı kim o demeden açmayın. Bahçeye çıkacak olursanız da sakın anahtarı evde unutmayın. Sanki çocuk tembihliyorsun ha. Cem çocuk muydu da dışarıda kalıverdi geçen gün kafede ha? Hem Zeytin bahçede oynuyor, ona da arada göz kulak olun. Bir dolaşın, aklın burada kalmasın, olur mu yavrum? Ha, tamam, taksi gelmiş bile, çıkalım mı? Biz ha. Çıkıyoruz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Teyzeye çok selamla. Söylerim güzelce. Biz gidiyoruz Zeytin. Çilek ablanı üzme kızım, tamam mı? Tamam anne, ne yapıyorum ki? Hadi kızlar, yukarı. Zeytin, istersen içeride otur. Hem daha serin, burada tek olmazsın. Ama burası gölge. Hem orada ikisi fısır fısır konuşuyorlar. Ben fazla okuluyorum. Çizgi film seyredersin. Hayır, oyuncaklarım burada. Burada oynayacağım. Peki çocuğum, nasıl istersen burada oyna o zaman. İnadı tuttu yine. Ama bahçeden çıkmak yok. Tamam anne, ezberledim. Bak, acıkırsan mutfakta dolma var, börek var, onları yersin. Bizi aramanız gerekirse Çilek ablana söylersin. Babanı arar, beni arar. Allah muhafaza hani bir şey olursa diye söylüyorum, tamam mı? Ne bakıyorsunuz kızlar? Anne olunca görürüm sizi de. Hadi düşün önüme. Gidelim artık yani. Görüşürüz. Bay bay. Sadece boyları uzamadı, dilleri de uzadı bunların. Hadi çocuk. Aman ya, ne sıkıcı bir şey kopuyor olmak Zeytin yerine.
Bütün bu lafları ben duymak zorunda kalıyorum. Dönüşüme devam edeyim. Yakalayamazsın beni. Ede! Yazık enişte. Havlunuz yok mu sizin? Aa, olmaz, ıslak ıslak kalmayın böyle. Hasta olursunuz sonra. Tabii ya, havlumuz yok, getirmedik. Canım, ne gerek var? Sen eniştene bırak. Ne de olsa artık benim de sihirli güçlerim var. Gördüğünüz gibi havlularınız geliverdi. Hadi şimdi güzel güzel kurulanın. Denizden çıktıktan sonra ıslak ıslak kalmayın çocuklar. Hiçbir zaman. Ya inanamıyorum ya. Bu köpek hem konuşuyor, hem enişten, hem sihir yapıyor. Ama geçici. Ne kadar süren kaldı enişte? Onu gerçekten bilemiyorum. Periliçe istediği gün sihirlerimi alır herhalde. Ama sihir yapmak çok güzel şeymiş yahu. Ay bugüne kadar neler yaptım, nerelere gittim, nerelere. Nerelere gittin? Dünyada görmek istediğim ne kadar ülke varsa gittim Zeytin. Halan uyurken tabii. Gönülde gördüğüm o güzel restoranlara girmek, o canım yemeklerden yemek. Ah hele Şanzelize'deyken iki kadeh şarap içmek vardı ama olmadı. Ne de olsa Serde köpeklik var. Bütün o ülkelerde aynı buradaki gibi köpek köpek dolaştım durdum. E madem sihirli güçlerin var, neden insan olmuyorsun? Dudu bana öyle bir sihir yapmış ki ondan başkası bozamıyor da ondan. Dur bir dakika, dendi mi hiç? Denemem mi? Her dakika denedim. Bak gene deneyeyim de gör. Mesela sihir yaparken sadece gözlerimi ve zihnimi kullanabiliyorum. Elimi ayağımı bile kullanamıyorum. Bakın şimdi gördünüz mü? Hala köpeğim. Bak gözlüğü gözüme takacağıma yemeğe kalkıyorum. Neden? Çünkü insan olamıyorum. Hep köpek kalıyorum. İçinden ne diyorsun ki? Taci olmak istiyorum. Kendim olmak istiyorum. Bir de şöyle bir deneyelim. İnsan görünümünde genç bir erkek olayım. İnsan görünümünde genç erkek. Ay, olabilir miyim? Kendin olamazsın ama başkası olabilirsin. Ay canına. Neden bunu düşünemedim ben? Hemen yapayım o zaman. Nasıl istersen görünebilirsin. Hadi. Hemen deneyeceğim. Hemen deneyeceğim. Deniyorum, denedim. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Vay canına. Enişte çok yakışıklı oldun. Bak. En fazla 30 yaşındayım. Gerçi ecel sihiri yaptım ama çok gencim. Çok sağlıklıyım. Halam beni böyle görse öldürür. Ah. Asla değişmek istemiyorum. Böyle kalırsam en az 50 yıl daha yaşarım. Ey aslanım, ey! Anne, babamı her yerde aradık ama hiçbir yerde yok. Yok Dudu, hiçbir yerde yok. Bütün dünyayı aradık, taradık, yok. Ha? Belki de hepimize görünmez olmak istedi bu adam. Allah Allah, bak sen. Hadi bana görünmez oldu. Size niye görünmez olsun ki? Belki de Perihan senin yanındadır. Ha? Dudu bak, sinirlerimi bozma. Arkada torununla arkadaşı donmuş vaziyette biz seninle uğraşıyoruz, insaf. Belki, belki herkesten kaçmak, uzaklaşmak, kafa dinlemek istedi adamcağız. Olamaz mı yani? Periliçe ona sihir yapma yetkisini verdikten sonra ona da zaten bir haller oldu. Nerede, kiminle ne yaptığı hiç belli değil. Ama ne tuhaftır ki ne zaman arasam hep senin yanında buluyorum. Ezelden beri Perihancığım. Ay
Yahu adam bana danışmaya geliyor. Şu sihir yapsam ceza alır mıyım? Bu sihir yapsam nasıl olur acaba diye sormaya geliyor. Tabii tabii. Bir peri başı sensin. Sen daha iyi bilirsin. Bana soramaz mı sanki? Yani bir akıllı sen mi çıktın ha? Onu kendine soracaksın hayatım. Demek ki adamın sana hiç itimadı yok. Sen kim oluyorsun ki sana itimat ediyor ha? Feryan! Ya adam olana kadar öyle kal. Hadi bakalım. Hadi. Ben onu acımasızca köpeğe çeviren karısı değilim Dudu. Ben her ihtiyacı olduğunda yanına koşan dostuyum, arkadaşıyım, kardeşiyim. Anladın mı? Alt etmişsin sen. Kurtar beni Betüş. Anne seni kurtarmaya gelmedim. Artık bunu daha fazla uzatma demeye geldim. Bak Dudu. Konuşmamız daha da çirkinleşsin istemiyorum. Bugün Taci nereye kayboldu? İnan haberim yok. Ben de sana senin haberin yoksa kimsenin haberi yoktur diyorum. Yahu benim bu kadar üstüme geleceğine Periliçe'ye sorsana. Ay ay ay, senin yüksek zekanı sevsinler. Biz onu o kadar akıl edemedik mi yani? Periliçe'ye sorama. Ben ona küsüm. Ay anne sen aklını mı kaçırdın? Ya Periliçe'yle küsülür mü? Tabii küsülür. O Taci'yi neredeyse peri yaptı. Bana bak Dudu. Küs kalacaksan abuk subuk sihirler yapıp da ceza alma bari. Efendi ol, uysal ol, o küs kalsan da seni affeder. Ay akıl vermeyi kes. Taci nerede biliyor musun? Bilmiyor musun? Bilmiyorum. O zaman rahat bırak beni de gidip Taci'yi bulayım. Sihirli aynadan bile görünmediğine göre iyice sihir yapılmış. Artık ona bu sihri kim öğrettiyse. Bak 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 hala iğneliyor. Bana bak çekmem sihirimi üzerinden kalırsın öyle mıhlanmış olarak. Ellerimi üstünden gidip kocamı bulayım. Tamam Perihan teyze. Hadi şimdi hep birlikte gidiyoruz. Nereye? Gidiyoruz dedim. Perihan teyze sen de. Hadi. Benim de aklımdan tam buraya gelmek geçiyordu. Buranın nesi var ayol? Niye buraya geldin? Kızlar, hoş geldiniz. Bu ne telaş? Ne o? Savaştan çıkmış gibisiniz. Aa, çok doğru söyledin Ali. Evet canım, savaştan çıktık, savaştan. Sen daha savaşı görmedin Perihan. Bu işin içinde senin parmağın olduğunu bulursam sen vay haline gör bakalım neler oluyor. Bitir, neler olduğunu bana anlatır mısın? Ay babam hala ortalarda yok, hiçbir yerde yok. Uyandığından beri kayıp, yok, uçtu, gitti, yok oldu. Ay! Dudu, periler aşkına. Periliçe adama sihirli güçler vermiş. İstediğini yapar. Peri kurallarını biliyor. Taceddin adam gibi adam. Senin yanında göre göre sihirlerini tecrübe sahibi oldu. Hangi sihir yaparsa ceza alır. Hangi sihir yapmazsa almaz biliyor. Ay sus! Şeytanın avukatı mısın sen? O hem fani hem erkek. Ya kendini sihirleyip yakışıklı bir delikanlı olduysa, ya kızlarla, kadınlarla fanfimfonsa, bu teleskop dünyadaki her noktayı gösterebiliyor mu? Gösteriyor ablacığım, ayar yapıyordum. Ne ayarı bekliyorsun hala? Git bak bakalım, Taci'yi bulabilecek miyiz? Bak! Yahu beni delirtmeyin. Bizim göremediğimizi, görünmez olanı Ali o teleskoptan nasıl görsün? Ay görünmez olmuşsa görünmez olmuştur, görünmez olmuştur. Ne yani? Sineye mi çekin?
çekeceğim şimdi. Aa, görünmez oldu Taci. Yok oldu. E ne yapalım canım? Kocam da yok oldu işte, mi diyeyim? Hepiniz birlikte olun. Hadi birlikte hepiniz kocamı arayın. Ne olur bulun onu. Ay Betüş sen de Ali. Perihan, madem senin bu işte bir suçun yok, ilk sen başla aramaya, ne olur. Hadi Perihan. Ay bağırma be kadın, bağırma yeter. Of. Hayır, ben de merak etmeye başladım. Bizler de merak ediyoruz. Nereye gitti bu adam Betüş hakikaten? Bir dakika lütfen, herkes biraz sakin olabilir mi? Şimdi önce ben kafeye bir kopyamı yollayacağım. Betüş, benimkini de yolla. En son ben de kafedeydim. Tamam. Şimdi de dağılıp her yerde babamı arayacağız. Betüş'cüğüm, canım kızım, arayalım da görünmez olan adamı nasıl arayacağız, nasıl bulacağız? Evrenin her köşesinde babamın sesini takip edeceğiz. Sen kıpkırmızı olmuşsun. Ne? Efecan da kıpkırmızı olmuş. Kalk Efecan, kalk. Korktum, ne oldu? Biz burada uyuyakalmışız ve bronz olmuşuz, bronz. Ne olmuş bana? Derhal sihirle kendinizi düzeltin. Hatta eve dönelim, çok sıcak geldi bana. Gireriz, serinleriz. Yok, annemi özledim. Dönelim. Ya işte bu hep böyle yapıyor. Evde kopyası var. Eve dönmek istiyorum, eve dönmek istiyorum. Bak Efecan, bir daha böyle yaparsan senin kopyanla dolaşacağım. Ya tamam, yarın yine bir şeyler yaparız. Ama ne olur beni düzelt de gidelim. Kıpkırmızı. Sen de. Hadi yolda kendimizi sihirleriz, düzeliriz. Sen gelmiyor musun işte? Sihirlerim alınana kadar ben burada, New York'ta, Londra'da, İstanbul'da böyle delikanlı olarak dolaşacağım. Hatta Paris'e uğramadan dönmem. Hazretin, sakın Dudu Alan'a bir şey söylemek yok. Sen de benim annemle babama söylemeyeceksin. Tamam, tamam. Enişte sözü. Güle güle Taci amca. Amca mı? Amca deme bana. Amca gibi miyim ben? Abi diyeceksin. Hatta abi bile deme. Taci de. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ah, burası da güzel, iyi, hoş ama ben artık yavaş yavaş gezmeye başlayayım. Ah, en iyisi ben Londra'dan başlayayım. Çok güzel oldu. Çok. Diyorum ki Ramazan boyunca bu masaların düzenini böyle koruyalım. Olur olur. Gayet güzel olur. Hı? Evet evet. Zaten öğlen kimse gelmiyor. Çoğu insan da oruçlu. Gerekli. Ha, gençler de daha çok dışarıda oturmayı tercih ediyorlar zaten. Olmadı bir iki masa takviyesi yaparız artık. Tabii. Tabii. Hah, geldiler. Ah geldiler. Ay, ay nerede kaldınız? Neredeyse iftar oldu. Perişan olduk. Öyle bir trafik vardı. Alayım. Ah. Anne, nereye koyalım bunları? Neler var onların içinde? Yaprak sarma, biber dolması, kabak dolması ve börek. Kızlarla beraber yaptık. Ay ay ay.
yani. Biz bile yardım ettik. Aferin size. Ya Tuğçe var ya, bir hamarat çıktı. Bir hamarat çıktı. Şaşırdım kaldım valla. biz düşündük de hani iftarda çok kalabalık oluyorsunuz ya. Biz de yardım edelim mi? Tabii. Tuğçe, sen de mi? Evet. Yani burada olmamam mı gerekiyor? Ece mi gelecek? Ece gelecek, evet. Ama eğer yardım etmek istiyorsan tabii ki kalabilirsin. Hem biz sanırım bugünden sonra sadece arkadaş kalacağız onunla. Bahçeye çıkayım. Orada işim var. Onları halledeyim. Sen de bu arada istediğini yap, tamam mı? Tamam. Eminsin değil mi? Kapkara değilim. Ya inanmıyor musun bana? Bakamıyorum, göremiyorum. Ay affedersin. Babamlar seni burada görmesin diye seni görünmez yapmıştı. Şimdi bak. Tamam, ben gibiyim. Annem bir şey anlamayacak. Ay seni böyle unutmayayım da kimse görmesin. Yarın annem getirecekmiş. O zaman yine oynarız. Oynarız. Bir şey sorabilir miyim? Evet. Taci amca sihirli güçlere sahip olduğuna göre ben de olabilir miyim? İstiyor musun? Kim istemez? Aslında ben de senin peri olmanı çok isterim. Ben cezalıyken benim yerime sen sihir yaparsın. Tabii. Ne zaman istersen, ne istersen yaparım. Şimdi peri olmak ister misin? Hemen olabilir miyim? Söyle yeter. Tamam. Çok istiyorsun ama korkuyorsun. Yarın konuşalım. Gerçekten istediğine inanırsam sen gücümden veririm. Korkarsan hata yaparsın. Hata yaparsan da ben ceza alırım. Ama istiyorum dedim. Yarın konuşalım. Görüşürüz Atacan. Bay bay. Bu ne? Maske. Ne maskesi? Sivilce. Sizin sivilceleriniz zaten sihirle geçiyor. Ama Buket'inki geçmiyor. Ona nasıl sihir yapalım? Neredeler? İçerideler, gel. Buket, toprak çok kırmızı olmuşsunuz. Ya dalga geçme Zeytin. Ne zaman yıkayacaksınız? Şimdi. Sence bu sivilceleri geçirir mi? Çilek hep bundan yapıyorum, geçiyor diyor. Çilek ablam geçiyor diyorsa geçiyordur. İnşallah. Sivilcelerim yüzünden çok çirkinim. Ay yine başladı çirkinim demeye. Bak Buket'ciğim, anla sen çok güzel bir kızsın. Kendini sevmeyen insanı başkası nasıl sevecek? Ya zaten kimse benimle ilgilenmiyor diye ben kendimi acaba çirkin miyim diye soruyorum. Ben de tam tersini diyorum. Ya bak, eğer sen kendini seversen insanlar o kadar güzel bakacaksın ki onlar da senin ışığını fark edecekler. Thank you.
Bonjour. Oo, menü Fransızca, iyi mi? Ya Türkçe'de 5000 tane Fransızcadan gelme kelime var. Ama bu menüde bir tane bile tanıdık kelime yok. Ya, tabii ya, Fransa'da olup da sihirlerin olduğunu nasıl unutabiliyorsun sen? Yap bir sihir, öğren Fransızcayı. İşte, Fransızca okuyorum, anlıyorum. Bakalım konuşabiliyor muyum? Pardon, monsieur. Je voudrais un café et du croissant, s'il vous plaît. Avec plaisir. Yemek gelene kadar sihirle bütün dünya dillerini öğreneyim bari. İspanyolca. İtalyanca. Almanca. İngilizce. Farsça. Yunanca. Hepsi oluyor. Zihnimde bir kelimeyi bir sürü dile çevirebiliyorum. Bu harika bir şey. Harika. Bir yerde yok. Perihan! Ah, kocanı buldun galiba. Öyle mi görünüyorum? Öyle bir halin mi var Perihan? Of, of, her yerde babamı aradım. Hiçbir yerde bulamadım. Ay, koca dünyada bulamıyoruz şu babanı. Periliçe'den yardım istemekten başka şansın yok. Hayır, hayır, hayır. Fani olur ölürüm daha iyi. Zaten hep onun başının altından çıktı bütün bunlar. İyi, iyi. Sen gurur yap o zaman. Unut Taci, kocasız kal. Perihan, sinirlendirme beni. Hıncımı senden alırım sonra. Yetti artık ama. Onu ara diyoruz, olmaz. Bunu yap diyoruz, olmaz. Biz ne yapalım canım? Zaten Periliçe eninde sonunda gerçekleri öğrenecek. Zaten Periliçe eninde sonunda sihirlerini elinden alacak. Ha bugün ha yarın ne olacak? Taci de dımdızlak ortada kalacak. O zaman görünür olacak, biz de onu bulacağız. Sabredeceğim, sabredeceğim. Katiyen Periliçe'ye borçlu kalamam. Bekleyeceğim, sonra da burnundan fitil fitil getireceğim o tacini. Merhaba Dudu, ben geldim. Aa, bakıyorum da herkes burada. Sizi çağırdığımı hiç hatırlamıyorum Periliçem. Haklısın. Ben de zaten Taci sihirli güçlerini nasıl kullanıyor diye bakmaya geldim. Taci şu anda burada yok. Geziyor dışarıda. Taci dışarıda mı? Aa, o dışarıda ve sen burada böyle sakin sakin oturuyorsun, öyle mi? Sanki benden bir şey gizliyormuşsunuz gibi seziyorum. Kusura bakmayın Periliçem, ben karı koca arasına girmek istemem. Şey Periliçem, yani ben de annemle babamın ilişkisi söz konusu olunca pek karışmak istemiyorum. Ya bana öyle sakın bakmayın. Ben şu andan itibaren hiçbir şeye karışamam. Yani bir sorun var. Evet, bir sorun var. Beni cezalandırmak için kocamı sihirli güçleri olan birine çevirdiniz. Çok merak ediyorum. Acaba sihirlerini hiç kötüye kullandı mı? Hayır. Elbette böyle bir şey yapsa ilk sinyal bana gelir. Ah, ben dedim, ben dedim. Adam senin yanında yaşaya yaşaya sihir masterı oldu. Hata yapmaz. Ah, hata yapmaz. Hata ne ki? Kime göre hata? Mesela Taci eğer kendine aşık olacak bir kadın bulsaydı, o zaman hata olurdu ve ceza alırdı. Ama kadın hiç sihir yapmadan Taci'ye aşık olsaydı, o zaman ceza almazdı. Ne zaman normale dönecek? Bu sihirden ne zaman kurtulacak Periliçem, söyler misiniz? Senin cezan bitince. Cezan bittiğinde de... Neyse. Aranızda bana olup biteni anlatacak olan var mı? Yoksa ben mi öğreneyim? Anlaşıldı. İş başa düştü.
Ece, biraz gelir misin ya? Konuşalım. Söylemek istediğin bir şey var mı? Konuşalım diyen sensin. Konuşalım diyen ben olmasaydım sen hiçbir şey söylemeyecek miydin? Ece yürümüyor. Hı hı. Farkındasın, farkındayım. Aslında farkında olmanı iyi hissettiriyor. Peki, bunu söylemek neden bu kadar zor? Çünkü üzmek ve üzülmek istemiyorum. Ece, ikimiz de böyle daha çok üzülüyoruz. Bilmiyorum Cem. Yani aslında hem bir şeyler hissediyorum hem de bazen kopmuşuz gibi geliyor. Aynı değiliz ki biz. Ece, biz aynı olmak zorunda da değiliz. İkimizin sadece birbirini anlaması gerekiyordu. Ama birimiz bencil, birimiz fedakar olduk hep. Hangimiz bencil? Sen değil misin? Ece, bak sen benden hep senin istediğin gibi olmamı istedin. Ama o zaman da ben olamadım. Peki o zaman, sen ol, ben de ben. Savaşmadan çözebilecek miyiz? Birinin son cümleyi kurması gerekiyordu. Daha cesur olmamız. Bu da sen oldun. Ece bak, bu çocuk oyuncağı değil. Bizim ne olduğumuz belli değil. Var mısın, yok musun, sevgili miyiz, değil miyiz? Bunu anlamaya çalışmak beni çok yordu. Beni de. Neyse. Kimin son sözü söylediğinin hiçbir önemi yok. Madem sen de benim gibi düşünüyorsun. Yani yürütebilmeyi çok isterdim ama olmuyor. Bence de. Neyse ben içeri gideyim. Gitarımı akord edeyim. Tamam. Ama Tuğçe de içeride, haberin olsun. Ah ne güzel. Bazen suçluluk duyuyorum aslında, biliyor musun? Yani keşke seni tavlamak için uğraşmayıp seni ondan ayırmasaydım. Ben evlenmek isteyen biri değilim ki. Ciddi ve uzun bir ilişki için o daha uygun senin için. Gözlerini dikmiş üstüme nöbete.
Betüş, bu ne zor durum böyle? Tuğçe de burada, Ece de burada. Ay evet Perihan teyze, Cem'in artık bu işi halletmesi lazım. Tabii. Bence halletti. Baksanıza hala dışarıda. Hadi bakalım. Nerede kalmıştık? Demek Taci hiçbir yerde bulamadınız. Ben hemen bulurum. Hepiniz şatoma gelin. Hepimiz? Evet hepiniz. Ne oldu ki? O benim kocam. Herkesin gelmesine ne gerek var? Ay, ay sen ne hain kadınsın. Kocan yok gel hepinizi bulalım diye seferberiz. Kocanın bulma umudu çıkınca da hadi bize güle güle. Ya kocamı nerede istersen bulurum, sana ne? Hayır anlamadığım bir şey var. Kocamdan sana ne Perihan? Ha? Ah buyurun işte. Hani Periliçe'ye söylemeyecektin, kendin bulacaktın. En başından Periliçe'ye söylememize izin verseydin böyle sersefil olmazdık. Canım Periliçe'yi ben çağırmadım ki. O kendiliğinden geldi. Anne! Periliçem, lütfen babamı bulun. Ama sihirli güçlerini ondan geri almayın. Çünkü annem o kadar kızgın ve kıskanç ki... babama zarar verecek, onu üzecek bir şey yapmasından çok korkuyorum. Zaten Dudu sana, Perihan'a ve Ali'ye... tüm yardımlarınıza karşın gösterdiği haksızlıktan ötürü cezalandırılacak. Etmeselerdi. Abla ama yeter artık. Herkese yardım edin, yardım edin diye tacizde bulunmadın mı? İnkar etme Allah aşkına. Hadi ya. Dudu, benimle geliyorsun. Sizinle de daha sonra görüşürüz. Görünmezleri gösteren, duyulmazları duyuran. Bundan sende de olsa belki ufacık bir arzusu için sihir kullanmış olan Taci buradan görür. Ona olmadık şeyler yapmaz mıydın ha? Sizin hayatınızda hiçbir fani yok Periliçem. O yüzden benim duygularımı anlayamazsınız. Biz senin gibi bilgiç bilgiç konuşmayı bilmiyoruz Dudu. Bizim egomuz yok. Periliçe'nin de, Perihan Peri'nin de tarafsızlık yemini var. Belki sen de bir gün objektif davranmayı öğrenirsen bu mertebeye yükselir, bu sihirli aynaya sahip olabilirsin. Biliyorsun Betüş de Periliçeliği devrettiğinde sihirli aynayı bırakmıştı. Ay sorup sorduğuma pişman oldum. Sormasaydım keşke. Şimdi Taci'yi bulabilir misiniz benim için? Aa. Bu da kim? Bilmem. Zihnimden Taci'yi göster dediğimde bu masayı gösterdi. Burası neresi? Aa bu Eyfel Kulesi. Burası Paris. Ah je t'aime Paris. Oturanı biraz yaklaştırabilir misiniz? O zaman bu da Taci. Ama genç ve delikanlı bir Taci. Ah Taci, ah elime bir geçirirsem seni. Dudu, sakın burada bir rezalet çıkarayım deme. Periliçem lütfen karı koca arasına girmeyin. Hadi sen de zıkkımlan, doğru şatoya hadi. Ben kötü bir şey yapmıyorum. Hazır sihirlerim var, dünyada sevdiğim yerleri geziyorum. Öyle kendi kendine konuşma. Bak, etraftan herkes sana bakıyor. Deli sanacaklar seni. Aman, deli desinler. Çok da umurumda. Zaten geldiğimden beri bakıyor. Allah'ın Paris'indeyim. Bir daha buraya gelecek miyim belli değil. Kaldı ki bu tipim bile geçici. Görüyorum.
Epey yakışıklı olmuşsun. Duda haklı. Gerçekten çok harika görünüyorsun Taci. Teşekkür ederim Perilicem. Aa, ne oluyor? Perilicem, siz de Perihan'ı aratmıyorsunuz bakıyorum. Ne iltifatlar böyle ha? Koskoca 90 yaşındaki adama ve benim kocama utanmıyor musunuz iltifat yağdırmaya yani? Dudu, haddini bil. Taci senin kocan ve hepimizin çok sevdiği bir arkadaşımız. Heh, aldın mı cevabını? Bütün insanlık ve evren benimle. Konuş öyle kendi kendine. Garsona bak, nasıl sana tip tip bakıyor. Birazdan sana böyle deli gömleği giydirirler, hastaneye yatırırlar. Yatıramazlar cicim. Sihirle kaçarım. Hadi fazla konuşma, hesabını öde de şatoda hesaplaşırız sonra seninle. Sihirlerimi geri alacak mısın Perilicem? Elbette ki hayır. Kimseyi üzecek bir sihir yapmadın ki. Perilicem! Addition, s'il vous plaît. Ay, ağzına da pek yakıştı Fransızca. Addition, s'il vous plaît. Ayrıca bütün dünya dillerini öğrendim. Sihirler bir fani için böyle işlere yarar. Eve gidiyoruz değil mi şimdi biz? Merci beaucoup. Hadi düş önüme. Şu kafeden bir çıkalım, seni yine köpek yapacağım. Yap yap. Eve gidince istersen Brad Pitt bile olurum. Şatonuza gidin de ne yaparsanız yapın. Ben nasıl olsa yanlış yapanı görür, cezasını veririm. Gel hadi gel. Gamze Gamze bir gülüver şimdi. Beni göğsüne alıver şimdi. Mevsimi geldi, susadım aşka. Benimle bir bütün oluver şimdi. İkinci bahar yaşıyor ömrüm. Gel benim yârim oluver şimdi. Seni gül gibi öpe koklaya. Gözümden dilimden sakınır sakla. Bugünkü aklımla severim şimdi. Şiirler, şarkılar söyleyerek, mehtabı birlikte seyrederek, benimle bir rüya kurular şimdi. İkinci bahar yaşıyor ömrüm. Gel benim yârim oluver şimdi. Seni gül gibi öpe koklaya. Gözümden dilimden sakınır saklar. Bugünkü aklımla severim şimdi. Şiirler, şarkılar söyleyerek, çok üzüldüm Ecenaz. Bu gece kafeniz benim gibi olan kadınlarla dolu. Bana siz yerine sen diyebilirsin. Sen de. Yani en azından benim çalışabilecek gücüm var. Yani gencim daha. Peki onlar ne yapsın? Ya hiç sorma. Kimisi kocasının emekli maaşıyla, kimisi kızının, kız kardeşinin yanında öyle sığıntı gibi yaşıyor. Ama tüm zorluklara rağmen, her şeye rağmen yaşıyorlar işte. Yani inadına yaşar gibi. En güzeli de bu değil mi? Ya, Yavuz Bey anlattı. Yani kaybettiği eşi sizin kardeşinizmiş. Ya dostum şu manzaranın güzelliğine bak Allah aşkına ya. Ya değil mi Yavuzcuğum?
Bak, bunca insan var burada değil mi? Hepsinin kim bilir bin bir derdi var. He. Yani işte bu yüzden Betüş'ü ben takdir ediyorum abiciğim. Aynen abi, aynen. Ah, nasılsınız? Hoş geldiniz. Buyurun. Rahatsız olmayın, rahatsız olmayın. İyiyiz Faruk Bey de sizi burada gördüğümüzde şaşırdık açıkçası. Holding'den yeni çıktım. Biraz dolaştım ama sıkıldım. Eski Ramazanlar geldi aklıma, çocukluğumdaki Ramazanlar. Sadık Bey de buraya geleceğinizi söylemişti. Yalnız bir adamım ben. Belki sandığımdan da yalnız. Geleyim bir 3-5 laf edelim dedim işte. Hadi. Sizi bayağı dertli gördüm Faruk Bey, hayırdır? Dolunay yeni gitti. Zelal desen hiç yüz vermiyor. Haliyle biraz dertliyim tabii. Ne kadar kalabalıkmış bugün içerisi. Ya. Sizin sekreter değil mi o yenisi? Evet o. Yani Betüş onu da çağırdı. Ha. Eşini yeni kaybetmiş bir insan kendisi sonuçta değil mi? İçeride hikayeleri birbirine benzeyen bir sürü kadın var. Kadın kadına dertleşiyorlar Faruk Bey. Biz de bu yüzden dışarıda oturuyoruz zaten. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Ölen eşinin resmini masasına koymuş. Dikkatinizi çekti mi? Hayır, çekmedi. Bence çeksin. Evet, evet, yani çok haklısın. Yani o insanı kardeşimiz gibi korumalıyız. Anlatabiliyor muyum? Kardeşimiz, evet. Acını hatırlattıysam özür dilerim. Hatırlatmak mı? İnsan hiç unutamadığı bir şeyi hatırlayamaz da, değil mi? Ama işte günlük hayatın içinde ne bileyim ben, kafenin sorunları, çocuklar, iş, güç derken bazen aklımdan çıkıyor zannediyorum ama o aslında hep burada. Benim de eşim benim için burada. Ay, bugün biraz fazla hassas davranıp seni üzdüysem ne olur kusura bakma. İzninle geliyorum. Betüş'cüğüm, ne zamandır burada seni bekliyordum. O zaman babamla ilgili bir haber var. Evet, kayıp bulundu. Neredeymiş, nereye gitmiş? Neredeler şimdi? Şatodalar. Annem güya bugün buraya gelecekti. Gelir mi hiç hayatım? Babam bir yerlere kaçar diye senin kafeyi sihirli aynasından izliyor. İyi. Bu ona artık bir ders olmuştur. Dilerim ki. Sen beni böyle tut. Ben ölüp gidince oradaki kadınlar gibi olacaksın. Ay söyleme böyle. Üzme beni Taci. Hayatın gerçeklerini kabul et. Sen ben ölünce ölene kadar değil, sonsuza kadar yalnız kalacaksın. İyi ki bugün orada değilim, dayanamazdım. Seni kaybedebileceğimi düşündükçe burama bir taş oturuyor. Yahu madem beni bu kadar seviyorsun da, be kadın ne diye o zaman kocanı insan gibi koynuna almıyorsun? Yok, o kadar da değil. Onu bir kere isteme. Sihirli güçlerin elinde olunca neler yapabildiğini gördük senin. Yahu ne gördün Allah aşkına? Yanımda bir fıstık mı vardı? Alt tarafı tek başıma bir kafede oturuyordum ben. Öyle değil o, öyle değil o Taci Bey. Bundan sonra sihirli tasma elinde. Hiç bırakmayacağım. Nereye gidersek beraber. Sihir de yapamayacaksın, hiçbir şey yapamayacaksın. İyi. Aman sakın bırakma tasmamı. Yapışık ikiz gibi gezelim. Ağlamaktan da makyajın aktı. Şu haline bak. Ne? Sahi mi? Tabii. Çok çirkinsin. Ay çok çirkinim.
Oldu bitti. Bu kadar basit. Taci!